Menderes Havzası'nın verimli toprakları üzerine kurulan Aydın'ın Köşk ilçesinde üreticinin yaz-kış çözüm ortaklığını yapan Küçük Ağa Tarım, bölgede seracılığın gelişmesine de katkı sağlıyor. Tarımda dışa bağımlılığı azaltmanın yolu üretimden geçiyor. Peki nasıl bir üretim? Babadan, atadan kalma yöntemlerin kullanılması mı, yoksa gelişen bilim ve teknolojiden faydalanarak akılcı bir üretim yapılması mı üretimde kaliteyi artırır? Birlik içinde hareket etmek, üretimin çeşitlendirilmesi ne anlam ifade eder? Cevap net. Kendi kendine yeten, üretimini dış pazara sunabilen, tercih edilen bir Türkiye. Aydın Köşk'te bu konuda sorumluluk üstlenen Küçük Ağa Tarım ve Seracılık, üreticinin tohumdan hasada çözüm ortağı oluyor, üretimde kalite artışı için çalışıyor. Pazarcılıktan başladık. Tabii pazarcılıktan sonra halciliğe döndük. Babam rahmetli bizim tohumdan ta ki hasata kadar çalışmalarımızı çok önemsiyordu ve bu konuda bize yönlendiriyordu. Kendisinden Allah razı olsun. Fethiye'de bizim hal vardı. Oradan ihracat işi de gerçekleştirdik. Rusya'ya ihracat yaptık. Sonra işte 2013 yılında babamın da bizim bu işe yönlendirmesiyle tohumdan hasata olarak kendi bölgemize bir katkı sağlayabilmek için, insanlarımıza faydalı olabilmek için böyle bir serüven. Fethiye'deki üretim koşullarını iyi bilen Sadık Tepedüz, Antalya ile Köşk'ü kıyaslıyor, bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlamak istiyor. Antalya, Fethiye bölgelerini iyi bildiğimizden bölgemizdeki geri kalmışlığı o bölgelere göre gördük. Bizim yöre halkımız çalışkan insanlardır. Yeter ki önlerinde bir çalışabilecek pazar olsun. Çalışkan, yeniliğe açık olan insanlardır. Biz böyle bir işin içerisine niye girmeyelim diye düşündük. Ondan dolayı böyle bir bayilik, zirai ilaç bayilik sistemini açmaya karar verdik. Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyetini sürdüren firmanın hizmet yelpazesi geniş. Küçük Ağa Tarım ve Seracılık olarak tohumdan başlıyoruz. Üreticilerimize bizden çalışmak isteyen, bizden beraber olmak isteyen üreticilerimize tohumdan başlıyoruz. Hasat döneminde de elimizi taşın altına koyarak pazarlama alanında da ciddi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tohum, fide var bunun içerisinde, gübre, sulama. İdeal üretim koşullarına ulaşılmasında ziraat mühendislerinin etkisi ve katkısı yadsınamaz. İsmim Murat Türkkol, ziraat mühendisiyim. 14-15 yıldır da ziraat sektörünün içerisindeyim. Bölgemizde, üretimde biz de bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Gerek teknik olarak, gerek de arazi kontrolleriyle bu işi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ülkemizde 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası, bölge için önemli bir su kaynağı. Büklüm büklüm çizdiği yol üzerinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Büyük Menderes Havzası, taşıdığı alüvyonlarla bugün en verimli tarım arazilerine sahip. Bu şanslı coğrafyada faaliyetini sürdüren Aydınlı üretici yıl içinde birkaç ürüne yöneliyor. Bölgemizde polikültür denen bir üretim şekli yapılıyor. Ana kalemde birinci ürün ve ikinci ürün şeklinde düzenleniyor bu. Sulak, tarıma elverişli, alüvyal toprak ve Büyük Menderes'in beslediği güzel bir tarım arazisine sahip. Birinci üründe ana ürünlerimiz içerisinde pamuk, mısır, danelik mısır dediğimiz mısır, buğday ve yem bitkilerinden oluşan artı domateste sofralık domates ve salçalık domates şeklinde ayrılan ve bölgeye yakın olan aynı zamanda da salça fabrikasına da ürün temin eden bir bölgeye sahip. Üretime başlamadan önce çiftçilerin de toprağın da yeni üretim sezonuna hazırlanması gerekiyor. Toprak tahlili istiyoruz mesela. Ona göre gübrelemesini ve çeşitli önerilerde bulunuyoruz. Topraklarımız bu bölge pH olarak, pH dediğimiz bir değer var. O konuda yüksek değerde. Onun için de gerekli önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Toprak kökenli patojenler ve hastalıklar varsa
çiftçimize danışarak bu senin geçmiş yıllarda şöyle şöyle sıkıntıların vardı. O konuda da ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. En çok karşılaşılan problemler hastalık ve zararlılar oluyor. Ana ürün pamuk ve domates. Domateste daha çok hastalık ve zararlılarla şey var. Pamukta da çiftçiler uzun yıllardır işin içinde oldukları için tecrübe konusunda biraz daha iyi durumdalar. Ama domateste hem hastalık ve zararlı bakımından biraz çeşitlilik fazla. Tabii bir çiftçiden birçok şeyi bekleyemeyiz. Her şeyi ondan bekleyemeyiz. Sadece biz bölgede belli dönemlerde arazi kontrollerimizde popülasyon yoğunlukları hastalıklarda ve zararlılarda arttığı zaman biz mesaj yoluyla onlara ulaşıyoruz. Kendileri görebilirlerse görüyorlar. Gerekli hallerde de bizi de çağırıp biz arazi kontrollerini yaparak onlara gerekli kimyasal mücadelenin olup yeterli düzeye gelip gelmediğini veya uygulanıp uygulanma zamanının gelip gelmediğiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Önerilerimizi bulunuyoruz, ilaçlarımızı öneriyoruz. Onlar da gelip kendi tarlalarına uyguluyorlar. Kimi arazilerin boş kalması üzüntü veriyor. Geniş bir alan ve şu anda bakıyorsunuz etrafımız bomboş. Üretim yaptığımız alanlar çok küçük. Daha da büyüyebilir, daha da genişletebiliriz. Ürün çeşitliliğini arttırabiliriz. Arttıkça insanların refahı ve ilgisi de artıyor. Adam eksen biçilir der eskiler bir toprağın verimini anlatmak için. Öylesine bir verim söz konusu Aydın Köşk'e bağlı çiftlik sınırlarında. Yazın domates ağırlıklı üretimin yerini kışın taze soğan, karnabahar alıyor burada. Mevsime göre üretim, ürüne göre sulama yöntemleri seçiliyor. Ben ufaklığımdan beri çiftçilikle meşgul oluyorum. Doğal olarak önceleri pamuk üretimi yapıyorduk. Pamuk üretimi yıllar sonra biraz inişe geçti. Pamuk tarımını bıraktık artık. Ondan sonra domates tarımına geçtik. Domates tarımından şu anda memnunuz. Bazı ırkları, bazı cinsleri deniyoruz. İkinci ürün olarak da domatesler bittikten sonra sılaj, hayvan yemi olarak sılaj ekiyoruz. Böyle taze soğan ekiyoruz ve karnabahar ekiyoruz. Bu tip sebzelerle mevsimimizi geçiriyoruz. Üretim yaptığımız soğan 50 dekar. Domates bittikten sonra Eylül'ün 15'inde buna dikim yaptık. Mevsimini göre, ürünü göre yağmurlama, damlama şeklinde sulama yapıyoruz ürünlerimize. Haline şükrediyor Abdullah Altıntaş. Ekmeğini çıkardığı toprağa minnet duyuyor, verilecek destekle üretimi artırmayı hedefliyor. Çok şükür. Çiftçiliğiyle üç tane kız okuttum ben. Bir tanesi öğretmen şu anda. İkincisi Konya Tabukadostro'ya bitiydi, Büyükşehir'de çalışıyor. Ufak kızım da inşallah hemşireliği okuyor, doktor yapacağım inşallah. Gönlüm, amacım o. Ben severek yapıyorum. Tabii bazı sıkıntılarımız yok değil, var. Bunları da yavaş yavaş kendi halimizde veya devletin verdiği bize imkanlarla aşmaya çalışacağız inşallah. Üretici de, tüketici de tarım ilaçları ve bunların kullanımlarıyla ilgili artık daha bilinçli diyor ziraat mühendisi Murat Türkkol. Bu konuda yönlendirici olduklarının altını çiziyor. Halkımız bu konuda son yıllarda gerek medyadan, gerekse tarım il ve ilçelerin çalışmaları, gerekse bütün bayi arkadaşlarımızın çalışmalarıyla bilinç düzeyimiz yükseldi. Mutlaka ki yükseldi ama onlardan tam bir teknik bilgi bekleyemeyiz. O konuda da bizler bu işte vazifeliyiz, görevliyiz. İlaçların kullanma dönemlerini ve hasat aralıklarını özellikle vurguluyoruz. Onlar da sağ olsunlar bu konuda bizi kırmıyorlar. Gerekli hassasiyetleri de birçok çiftçimiz yani diyebilirim ki neredeyse tamamı gösteriyor. Bu bölgede herhangi bir sıkıntı yok o konuda. Birincil üretim gruplarındaki pamuk ve domates kış mevsimiyle birlikte yerini karnabahara bırakıyor. Üreticiler satış ve pazarlama konusunda da destekleniyor. Size hem teknik destek verelim hem satış konusunda da destek olalım diye çabalarımız mevcut. Bu konuda çabalarımız arttıkça ve çoğaltmaya da çalışıyoruz çiftçilerimizin sayısını. Yoksa pazarlama sıkıntılarından dolayı bu bölge ikinci ürün hayvan yemi olarak silajlık yapıp kahvede oturuyor affedersiniz ama biz onlara teşvik ediyoruz. Size yardım edelim, işte çeşitlerimiz şunlar, bölgeye uygun çeşitlerimiz var. Karnabahar, ıspanak, kereviz, hangi şeyde isterseniz size yardımcı olalım, üretin,
Ürettiğinizde biz pazarlayalım. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den halcilerimiz gelsin ki biz de onların mallarını tedarik edelim. Sağlıklı bir şekilde insanlarımıza ulaştıralım çabasındayız. Üretim şart, ancak bu üretimi aylar süren emeğin karşılığını alacak şekilde değerinden pazarlayamadıktan sonra üretim heba oluyor. Sadık Tepedüz'ün bu alanda uzun yıllara dayanan tecrübesi üreticiye fayda sağlıyor. Bayilik sistemini kurmadan önceki işimiz hal üzerindeydik. Pazarlama konusunda da Allah'a çok şükür 50 yerlere hakimiz. Yani o ürünü eğer pazarlanabilecekse, ne gerekiyorsa yapabilecek bir güce sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Eskiden sadece doğal koşullarda ve yılın belli bir zamanında yetişen çoğu sebze meyve artık gelişen teknolojiyle örtü altında, diğer bir ifadeyle seralarda daha erken zamanlarda yetiştirilir oldu. Bu durum doğal olarak sebze ve meyvecilikte verim ve kaliteyi artırdı. Sadık Tepedüz'ün en büyük hedeflerinden biri köşkün bu alanda gelişmesi, seraların yaygınlaşması. Buradaki tarım zirai bayinini açmamızdaki bizim bir hedefimiz zaten seracılıktı. Yani birinci ayağı bayilikti, ikinci ayağı da seracılıktı. Seracılık bizim bölgeye çok uygun. İlk etapta yapılabilecek şudur ki, yani direkt o sıcak suya belki ulaşılamayabilir. İlk etapta bizim bölge güzlük ve güzlük arkası. Yani güzlük dediğimiz dönem bu dönem. Bu dönem Ocak ayına kadar üretimini tamamlayacak. Ocak'ta sera boşaltılacak. Ondan sonra da güzlük arkası dediğimiz baharlık. Yani bu nedir? Nisan sonu Mayıs başıdır. O da ne zamana kadar? Haziran sonuna kadar. İlk etapta, ilk dönemde yapılabilecek bizim bölgedeki seracılık bu. Ondan sonra belli bir güç oluştuktan sonra, diyelim ki seralarımız bizim 300, 400, 500 dönümü çıktıktan sonra zaten bize o jeotermal neticede belli kişilerin kontrolünde yürütülen bir sistem. Onlar zaten bize gelip diyeceklerdir. Biz size sıcak su verelim. Yani bizim üretici arkadaşlar elektrik faturası öder gibi, su faturası öder gibi fatura karşılığında sıcak suyunu kullanacaktır. Dolayısıyla bu bize kışlık üretimin önünü açmış olacaktır. Bu kontrollü yetiştirme ortamında ısıtma ihtiyacında jeotermal enerjiden faydalanılabilmesi, daha az maliyetle daha çok verim elde edilmesinin anahtarı oluyor. Geçmişte daha çok sağlık alanında faydalanılan jeotermal enerjiden bugün Afyon'da, İzmir'de, Manisa'da seracılıkta da faydalanılıyor. Aydın'ın jeotermal kaynak açısından zenginliği avantaj doğuruyor. Bizim bu bölgedeki en büyük artımız jeoterminalin olması, sıcak suyun olması. Bu da tabii bir süreçtir. Biz zaten bu dükkanı açarken hayalimizde buradaki ürünleri biz ihracat yapalım hayaliyle açtık. İnşallah hayale gelen, önce gerçek olacak olan hayale gelirmiş. Bizim hayalimize geldi. Belki Allah izin verirse bir böyle buradan bu insanların ürettikleri bu sera ürünlerini ihracat etme fırsatı bulabiliriz. Sadık Tepedüz'ü üretimde ucuz ve çevreci bir yakıt türü jeotermalin kullanımının yaygınlaştırılması ve bölgede seracılığın teşvik edilmesi konusunda destek bekliyor. Domatesde Fethiye söz sahibidir. Çünkü kalite vardır. Çok kaliteli domates çıkar oradan. Bizim de bölgede böyle bir üretimi içerisine girsek çok kaliteli bir domates olacağına inanıyorum ben. Bununla birlikte biber olur, patlıcan olur, kabak olur, karpuz olur, kavun olur. Yani bizim bölgede olmayacak diye bir ürün yok. Hepsi olur. Yeter ki biz bunu üretici arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Çoğu kişi tarafından bu kabul görüyor. Kabul görmeyenler de var, muhakkak olacaktır. Kabul görüyor fakat şeye dayanıyor, iş maddiyata dayanıyor. Burada sizin aracılığınızla biz buradan bir hem yetkililere seslenmiş olalım. Bizim bölgede kırsal kalkınma var ama seracılığı destek vermiyor. Biz de yetkililerden bunu rica edelim. Bölgemize seracılık yapabilme adına bize destek vermelerini talep ediyoruz biz.
Dağlarından yağ, ovalarından bal akan, ülkemizin bu en verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgede toprağın her santimetre karesinin değerlendirilmesi önem taşıyor. Seracılık bütün bizim arazilerde yapılabilir yani. Bizim bölgede seracılığın yapılmayacak bir alan yok. Sadece bazı bölgelerimizde taban suyu bizim yüksekte. O da ne zarar verir? İşte taban suyu kışın yükselmesiyle o bitkiye zarar verir. Onun yüksek olduğu yerlerde ne yapılabilir? Alan kalmadıysa oraya toprak taşınıp orada seracılık çok rahatlıkla yapılabilir. Bunu yapabilecek bizim insanımız da var. Bunu yapabilecek toprağımız da var. Her şeyimiz mevcut. Bölge çiftçisi Abdullah Altıntaş da aynı hedefi paylaşıyor. Bölgenin jeotermal enerjideki potansiyelini seracılıkta kullanarak verimi daha da artırmak istiyor. Dağından, yağ ovasından bal. Her tarafımız verimli. Bizim topraklarımız çok şükür. Suda problem yaşamıyoruz. Havamız güzel, ortam güzel. Biraz işte seracılığı dönmemiz lazım. Seracılığı da şu anda bir başlangıç yapamadık. İnşallah ileri zamanlarda yapmaya çalışacağız. Seracılığı da dönmeye çalışacağız. Bu jeotermallerden de yararlanabilirsek inşallah. Firma sadece domates, karnabahar üreticisine hizmet vermekle kalmıyor, çilek üreticilerinin de imdadına yetişiyor. Onların her türlü talebine yanıt veriliyor. Kabuğumuzu sıvabilen bir insan değiliz. Bizim devamlı bir yenilik, daha fazla. Bu da tabii en başta insanlara faydalı olabilmek adına düşünüyoruz. Tabii dedim ya biraz önce faydalı oldukça haliyle biz de faydalanıyoruz o işten. Bizim bölgede çilek artık her geçen gün çıtası yükselerek markalaşma yolunda. Çilek pazarımız var ciddi bir anlamda. Biz çilekçilerle de üreticilerimiz var, çilekçilerle de çalışıyoruz. Çilek domatesden çok farklı. Çok daha bakıma, her an bakıma ihtiyacı olan bir ürün. Ondan dolayı onlar biraz daha kendilerini geliştirmişler. İşte çok genelde çilekçi arkadaşlar gereken neyse yapma kabiliyetine sahip insanlar ama nedir? Çok böyle nadir işte bizim Murat Bey arazilere onları hem bir ziyaret anlamında hem bir işte dertleşme anlamında veya sizin derdiniz benim derdim ifade etme adına arazilere bir dolaşır. Çilekçilerle de çalışmalarımız var. Pazardan ya da manavdan sebze meyve alırken sadece şeklini önemsemek en büyük hatamız oluyor. Aynı kalite ve lezzetteki ürünlerin sırf yamuk ya da lekesi var diye çöpe gitmesine, israf olmasına yol açıyoruz. Ya da organik etiketini görmeden söze inanıp daha çok para ödüyoruz. Sadık Tepedüzü bu konuda bilinçli olmamız gerektiğinin altını çiziyor. Tüketici artık önceki dönemlere göre ben bilinçlendiğini düşünüyorum. Yani eskisi gibi olmadığını düşünüyorum tüketicilerin. Üretici çok zor şartlarda ürünü üretiyor. Yani sofralara geliyor. Hatta beğenmediğimiz de oluyor. Biz de mesela zaman zaman Allah affetsin biz de beğenmediğimiz oluyor ama üreticinin onu o aşamaya getirince kadar çok büyük zorluklardan geçtiğini düşünüyorum. İşte tüketicilerin de biraz daha insanların işte organik sözlerini aldanıp da hemen onu almalarından ziyade organik ürünün belirtileri nedir mesela? Bunu iyi öğrenip, iyi araştırıp ona göre alışveriş yapmalarını temenni ediyorum. Ziraat mühendisi Murat Türkkol, tarımın geleceğini parlak görüyor. Tarımın geleceği mutlaka ki güzel olacaktır. Çünkü ülkemiz olarak da tarıma gerekli önem verilmeye başlayacak, daha da verilecektir. Bu verildikçe bunun değeri daha da pırlanta gibi anlaşılacaktır yani. Un var, şeker var, helva yapsana. Yani bizde hava, su, toprak var. Çiftçilerimizde bir motivasyon ve pazarlama olduktan sonra da gayet güzel olacaktır. Birlik beraberlik ortamında yapılacak bilinçli üretimin tarımda çıkış noktası olacağını vurgulayan kurucu Sadık Tepedüzü, sözlerini noktalarken çiftçilere üretin diyor. Toprağınızın kıymetini bilerek üretin. Bir araya geldiklerinde kafa yorsunlar, yeniliğe kafa yorsunlar, daha iyi neler yapabiliriz ona kafa yorsunlar. Birincisi bu. İkincisi yeniliğe açık olmaları. Çünkü bizim bölge çok şeye müsait olan bir bölge. Biraz tabii cesaretli olmalarını rica ediyorum onlardan. Biraz daha cesaretli olup daha güzel şeyler üretme adına
bir mücadele vermelerine, ki bunu yapmazsak biz bölge olarak, bu bölgenin insanı olarak biz bunu yapmazsak, çok üzülerek söylüyorum, bir zaman gelecek bizim bu elimizdeki topraklara başkaları sahip olup bizim çocuklarımız onların yanında amalelik yapacak yani. Şayet biz bunu bugün, bu dönüşümü gerçekleştiremezsek. Çünkü sistem her geçen günü eski haliyle tıkanıyor. Dünya değişiyor çünkü. Bu dünya, değişen bu dünyada yenilik peşinde olmayıp eski halimizden devam etmeye yoluna gidersek, dediğim gibi çok üzülerek söylüyorum, bu bölgede diye başkaları sahip olup bizlerin çocukları da, torunları da onlara amalelik yapma ihtimali olabilir. Benim ricam, biraz kafa yorsunlar, biraz düşünsünler, yenilik yapsınlar.